sporla 4 yaşında tanıştım. Yaklaşık 11 sene kadar jimnastik yaptım Şavkar'da. Yılmaz Göktekin ile çalıştım, Yılmaz Hocam'la. Jimnastiği ufak tefek sakatlıklardan dolayı bırakmak zorunda kaldım. Bir takım artık iştahsızlık mı diyeyim. Yani bir özgüven eksikliği olmaya başlamıştı. Ezim'le tanıştım. İlk hocam Kazım Kurt Yılmaz'dı. Kazım Hoca ile birlikte antrenmanlara başladık. 10 seneye yakın jimnastik yaptı. Evet. Orada da güzel, başarılıydı. Tabii ki sıkıntıları oluyordu okulla, derslerinde falan elinden geleni yapıyordu çocuk, ama yine de zorlukları vardı. Ama her şeye rağmen üstesinden geldi. Sporu çok seviyordu İlkay. Ben de onu sevdiği için çok destekledim, arkasında durdum. Hiçbir zaman bırakmasını istemedim. Sonra hocası atletizme yönlendirdi. Biraz boyu uzun olmasından dolayı galiba atletizme gitsin İlkay dedi. Atletizme başladı. Atletizmde de işte 4 senedir daha yapıyor. Bu 4. senesi. Güzel, başarılı. Seviyor da, severek de geliyor. 2015 yılında başladım. Yani çok o zamanlar tabii 2015 yılının 6 ayı gelmişimdir antrenmana, 5 ay gelmişimdir veya 6 ay gelmemişimdir. Bu şekilde geçti. 2016 yılında birazcık daha hırslı bir şekilde çalışmaya başladım. Yani artık böyle olmayacağını fark ettim. ...18 yıllık spor hayatımın sonunda sporculuğu artık aktif olarak bırakmak istedim. Geçen yılki Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olarak sporu bırakacağımı federasyon başkanımıza ilettim. Federasyon başkanımızın da bu süreç içerisinde çok fazla emek verdiğimizi söyleyerek bizlere... ...senin buradan gitmeni istemiyoruz, atletizme faydalı olacağını düşünüyoruz diyerek beni milli takımların antrenörü yaptı. İlk başladığım zamanlarda zirvede gördüğüm tek kişim Ümit abiydi. Yani İdol görebileceğim tek adam oydu yani. Benim çok hoşuma gidiyordu tekniği olsun, antrenman yapışı olsun. Öyle derken buralara kadar geldik. İlk ayı ben sporculuğa başladığımda evet biraz jimnastik altyapısının olması bizim için çok faydalı bir şeydi. Çünkü Türkiye'de sırıkla yüksek atlamanın altyapısında jimnastik olduğunu biz yurt dışına gidince öğrendik. Yani bir jimnastikçinin daha iyi sırıkla atlayabileceğini bunları gördük. İlk ayında jimnastik yapması bizim için çok faydalı oldu. Ve bu şekilde bir başlama sürecimiz oldu. Çok şey bekliyorlar benden. Ben de farkındayım. Ben de kendimden çok şey bekliyorum. Çünkü yani yabancı sporcuların da iki eli iki ayağı var yani. Benim fazlam olduğunu bile düşünüyorum yani. Jimnastik altyapımla zaten o sırığı çok destekliyor. Geçen yıl işte son 10 yılın Salon Türkiye Şampiyonluğu bana ait. 11. yıl kendi sporcumun yarıştığını izlemek nasip oldu ve 11. yıl şampiyonluğu devrettim. 10 yıl şampiyon oldum. 11. yıl Türkiye şampiyonluğu kendi sporcuma devrettim. İlkay Aydemir'e. Tabii ki bu sporculukta aldığım madalyanın gururuyla kendi sporcunuza şampiyon yapmanın gururu da çok farklı bir hismiş. Onu da yaşattık. Zaten benim idolüm Ümit Hocam'dı, şimdiki antrenörüm. Ya hep onun izinden gitmeye çalıştım yani. O zamanlar çünkü Türkiye'nin en iyisi oydu. Yaklaşık bir yıldır Ümit abiyle birlikteyiz. Salonda 10 yıldır Ümit abi Türkiye şampiyonuydu. 11. de ben oldum antisporist olarak. Ya bu çok gurur verici bir şey benim için. Ya bu yıl çok problem yaşadık. Sakatlıklar olsun, yolunda gitmedi her şey. Ama önümüzdeki yıl inşallah hedefimiz 2020 olimpiyatlarına en iyi şekilde hazırlanmak olacak. Ben de tabii ki dileğim onu her zaman için olimpiyatlarda görmek ve bayrağımızı dalgalandırdığını görmek. O milli duyguları tatmak isterim yani. Kendinin de benim de o coşkuyu duymak isterim, görmek isterim.
annesinin büyük etkisi var yani. Çocuk zaten hareketli bir çocuk. Dışarıda da olsun istemedik biz. Dışarıda, sokakta olsun da istemedik. Benim kendi dükkanım varken dükkana getirdiğim zaman o ortamı kesinlikle sevmiyordu mesela İlkay. Ben sanat okulu mezunu olduğum için mesleğim oydu. Ben severek yapıyorum ama İlkay'ı o sanayiyi sevdiremedim. Sonuç olarak insan sevdiği işi yapacak. Ne olursa olsun yani. Hamallık da yapsan severek yapacaksın. Severek yapmadığın hiçbir işte muvaffak olamazsın yani. İlkay'a sanayiyi sevdiremedim ben bir türlü. Ondan sonra da zaten annesi sabah gitti, onlarla akşam geri geldi. Annesinin büyük bir etkisi var yani. Fedakarlık gösterdi. Ben o kadar fedakarlık gösteremedim ama annesinin büyük fedakarlığı var yani. Spordu. Onun hayatı spor. Demek ki alternatifi yok. Yaz kış gittik geldik birlikte, yağmurda, yaşta, sıcakta hep birlikte, hem okul hem spor. Okuldan çıkıyordu, doğru spora gidiyorduk. Orada saatleri geçiyordu. 4-5 saat antrenman yapıyordu mesela. Sonra tekrar eve geliyorduk. Hep birlikte geçti. Ta ki işte kendini kurtarana kadar. Şu anda dünya standartlarında sırıkla yüksek atlamanın yıldızlarda atlanan derecesini biz şu anda büyüklerde atlamaya çalışıyoruz. Ama ümit ediyoruz ki şu andaki imelenmeyi devam ettirebilirsek, yani Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi sırıkçı Ruhan Işım'dan sonra işte Ersu Şaşmaz 5.45 atladı. İlkay Aydemir 5.21'leri atladı ve daha atlayacak, bunlar sezon bitmedi. Bu süreci izlerken de tamamen sporcuların gelişimini, yurt dışındaki Vitali Pedrov'un yanındaki almış olduğumuz eğitimler, bunları da çocuklara aktarmaya çalıştığımız için sırıkla yüksek atlama inşallah 2-3 yıla çok iyi bir seviyeye gelecek. Biz de bunları inşallah göreceğiz. Kamplarda oluyor şimdi, devamlı kamplara gidiyor. Geliyor bir hafta kalıyor, iki gün kalıyor, üç gün kalıyor. Geri kampa gidiyor. Ya yarışı oluyor, yarışa gidiyor. Yani öyle geçiriyor şimdilik ama Allah emeklerini boş çıkarmasın herkesin yani. Ne diyeyim? 2017 yılında ilk Avrupa Şampiyonası'na katıldım gençlerde. Yani yaklaşık bir iki yıl içinde 5 metre atladım. Yani bu kolay olduğunu düşünmüyorum yani ben en azından bir sporcu için. İlk Türkiye şampiyonu olduğumda zaten salonda büyüklerde oldum. Yani çok gurur verici bir şey oldu benim için. Yani ay yıldızlı formayı taşımak zaten Avrupa Şampiyonlarında beni daha çok heyecanlandırıyor. Kalbim güm güm atıyor. Ayda bir araya, bir saat bir araya gelsek yetiyor. Mesela yaz tatillerinde denize gittiğimiz zaman o yetiyordu. O bir haftalık tatil yetiyor yani. Gelecek için bunlara katlanmak zorundayız. İnşallah olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırır bu çocukta. Şimdi o ışık var İlkay'da. Zaten o Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde çocuk. Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde olması, yani nasip olur olimpiyatlara da giden bir evladımız daha olur. Bu vatan için, bu millet için. Sokakta gezen çok çocuk var. Spor yapan çok az. Vatana, millete faydalı bir çocuk olsun. Biz destekçi olacağız. Çocuklar da ellerinden geleni yapacak yani. Ben buna inanıyorum. Onun başarılarıyla ben de mutlu oluyorum ya. İşte gurur duyuyoruz. Bundan sonra daha iyi yerlere gelsin istiyorum. Tabii ki bu daha az yani. Daha iyi şeyler yapacağına da inanıyorum.